Sayın Başkan, Sayın Bakan, tüm katılımcıları saygılarımla selamlıyorum. Seçim döneminde söyledim, Trabzonlu 4 bakan var ama Trabzon'a bakan yok diye. Umarım sizin bu tek bakanlığınız sürecinde biraz Trabzon'a bakan olursunuz. Sayın Bakanım, 15 yıl önce merhum Ali Osman Ulusoy Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı, o zamanın Sayın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a Arsin'deki yatırım adasıyla ilgili bir şeyler söylediğinde Sayın Erdoğan getirin hazırlanın gelin demişti. Hazırlanın gelin denildi, çet raporu alınmasına rağmen tek bir çivi, taş, hiçbir şey orada yok. Dolayısıyla Arsin yatırım adasını yapacak mısınız? Biz torunlarımıza mı bu işi havale edeceğiz? Son günlerde Söğütlü Kartöy arasında raylı sistemi vaat ettiniz. Bütçede yer var mı? Bunu da en az 20 yıl beklemek durumunda kalacak mıyız? Kanuni Bulvarı Gölçayır etabında 18. madde uygulaması yaptınız. Orada insanlarımız bu nedenle çok mağdur olmuş durumdalar, tepkililer. Gerçekten Gölçayır'ı Akoluk'a bağlayacak bulvarı inşa edecek misiniz? Samsun Sarp Bölünmüş Yolu'nun Akçabat ilçesinden geçen kısmını uluslararası trafiği kaldırması için uygun bir şekilde bir çalışma yapacak mısınız? Bildiğiniz gibi orada şehrin içerisinde geçiyor ama Trabzon Akçabat yolunda da sürekli trafik kazaları meydana geliyor. Dolayısıyla buna da önlem alacak bir ulaşım planınız var mıdır? Karşıyaka Uğurlu yolu 15 yıl önce karayolları ağına alınmıştı. 5 firma değişti. Şu andaki firma 2 aracıyla çalışıyormuş yapıyor. Bütçem yok diyor. Acaba bütçeden buna bir pay ayırdınız mı? Güney Çevre Yolu hikayemizi biliyorsunuz. Gençlik yıllarımıza dayanıyor. Bir bölümünü seçim aşamasında başlattınız. Şu anki durumu nedir? Bütçedeki konumu nedir? Yatırım planındaki durumu nedir? Bilgi alabilirsek Trabzonlular olarak memnun olacağız. Samsun Sarp Demiryolu güzergahında herhangi bir değişiklik var mı? Bu konuda sürekli bir değişim olduğu yönünde haberler alıyoruz. Son durum nedir? Yeni havalimanı projesi sadece vaat olarak mı kaldı? Kanuni Bulvarı'nın Değirmendere etabı tamamen durmuş durumdadır. Bunun nedenini de öğrenmek istiyoruz. Kemerkaya Mahallesi İmperyal Hastanesi yanından Temelaraz Kur'an kursunun bulunduğu noktaya iki tünelle birlikte ekleme yapıp bir yol geçişi yapacağını söylenmişti. Hatta bu belediye Büyükşehir Belediyesi'nden oy çokluğuyla geçti. Ancak buna ilişkinde herhangi bilgimiz yok. Dolayısıyla havalimanı, demiryolu, güney çevre yolunun 2024 bütçesindeki yeri nedir? Bunu öğrenmek istiyoruz. Sayın Bakanım, Düzköylüsünüz. Düzköylülerin, Tonyalıların, Maçkalıların, Araklıların size selamı var. Biliyorsunuz Koza Madencilik orada bir maden arama sürecini başlattı. Yarın da hepsi birden Düzköy'de bir açıklama yapacaklar. Koza'ya, yaylaya Koza Maden Şirketi'nin girmesini istemiyorlar. Bu konuda sizden destek bekliyorlar. Dolayısıyla sadece onlar beklemiyor. Doğanın, gerçekten havanın, suyun, çiçeğin, böceğin, dolayısıyla sağlıklı yaşamın ve çevrenin siyaseti olmaz. Biz de sizden doğayı katledecek, oradaki turizmi bitirecek, oradaki hayvancılığı bitirecek, oradaki tarımı bitirecek, herkesin hayallerini yıkacak bu projeye dur demenizi bekliyoruz, durdurmanızı bekliyoruz. Size ve tüm bürokratlarınıza saygılarımı sunuyorum. Yolları görüyoruz. Sayın Karakaya. Buyurun lütfen.